Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 8. haftası 6. videosundayız. Yani üçgenlerin son videosundayız arkadaşlar. 8. haftanın da son videosundayız. Ne işleyeceğiz? Üçgende merkezlerin ikinci kısmını işleyeceğiz. Çevrel çemberin merkezi ve kenar orta dikme merkezini işleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çevrel çemberin merkezi dediğimiz şey adı üstünde. Çevrel çemberin merkezi, yani bir üçgenin çevreleyen çemberin merkezine biz ne diyoruz? Çevrel çemberin merkezi adını veriyoruz. Yani sen sadece bu başlıkla bile çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yaparsın. Çok az bir çember bilgisiyle. Yani ben burada tanımı vereceğim ama bununla ilgili soruları çözerken de böyle ispatsız bir şekilde sadece tanımıyla rahat bir şekilde sonuca varacağız arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önce de merkezlerin nerede bulunduğundan bahsetmiştik. Çevrel çemberin merkezi de 3 farklı durumda olabilir. 1. Üçgenin içinde olabilir. 2. Üçgenin üzerinde olabilir. 3. Üçgenin dışında olabilir arkadaşlar. Dar açılı bir üçgende bakın çevrel çemberin merkezini çizdiğimiz zaman tam olarak üçgen içindedir. Dik açılı bir üçgende çevrel çemberin merkezini çizdiğimiz zaman hipotenüsün üzerindedir. Geniş açılı bir üçgende de çevrel çemberin merkezi nerededir? Üçgenin dışındadır. Sebep ispatını yapalım isterseniz. Hocam merkez buradaysa hop şunu uzatsak bu çap oluyor değil mi? Ben burada şunu şöyle çizecek olursam çapı gören çevre açı 90 derece olmaz mı? Hocam burası 90 derece. Bak şurada kaç ne yapıyor? 90'dan küçük oluyor. Üçgenin içinde olmasının ispatı. Sonra şuna gelelim. Dik açılı bir üçgende zaten çapı gören çevre açı 90 derece değil miydi? O zaman hipotenüs üzerindedir. Hatta hipotenüsün tam orta noktasındadır. Hipotenüs üzerinde olmasında ispatı zaten şekilde belli. Geniş açılı bir üçgenden olacak. Hocam şu yarı çapı uzatacak olursam bakın burası ne yaptı? Çap yaptı. Burada hop çapı gören çevre açı 90 derece. Bakın AB şurası BAC açısına bakın. Şu 90 derece içinde kalmış. Geniş açılı bir üçgende de gördüğünüz üzere nerede üçgenin dışında da olduğu yine şekil üzerinde belli olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, dar açılı bir üçgende üçgenin içinde, dik açılı bir üçgende hipotenüs üzerinde ve geniş açılı bir üçgende üçgenin dışında olduğunu bilelim arkadaşlar. Evet, yorumla da kendiniz de yapabilirsiniz. Gelelim şuraya. O, ABC üçgeni çevrel çemberin merkezi. Yalnız şunu söylemedik ya, çevrel çemberin merkezinde ne oluyor? Tamam, bu şekil oluyor da çevrel çemberin merkezi adı üstünde, merkez burasıysa çemberdeki en etkin silahımız nedir? Yarıçap çizmektir. Bak bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yani çevrel çemberin merkezinin tanımı şu. Merkezden köşelere olan uzunluklar birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam. Ama biz bunu değil de böyle başlığı kullanacağız. Bak mesela soruya. Sen böyle bir soru geldi gördün. O ABC üçgen çevrel çemberin merkezi. Ha sen tanımını biliyorsan hocam çevrel çemberin merkezinde bu köşelere giden uzunluklar birbirine eşit dersin. Direkt soruyu yaparsın. Ama ben olsam ne yaparım? Ben bilsem bile çevrel çemberin merkezi dediyse hemen şöyle bir çevrel çemberi çizerim. Kendim fark ederim bunu. Siz de böyle yapın bence. Bunda. Hani işleyici çemberin merkezinde ben size içeriden teğet çember çizdirmiyordum. Ama çevrel çemberde çizebilirsiniz. Unutabilirsiniz çünkü kuralı. Arkadaşım bunu çevrel çemberin merkezi burasıysa bak en güzel iki çizim yarı çaptır zaten. En etkili silahımız yarı çaptır çemberde. Bak bu da yarı çap, bu da yarı çap. O zaman ne oldu? Hocam bu da, bu da, bu da yarı çap olduğundan bunlar birbirine eşit oldu. 32 ise burası 32. Burası A ise burası A. Burası B ise burası B mi oldu? Evet. Bizden BAC açısı isteniyor. Bakın 2 tane A 2 tane B yazalım. 2 A 2 B ve 2 tane 32 yani 64 180 eşit toplamı. Buradan 2 A artı 2 B'yi kaç buluruz? 116 buluruz. A artı B'de kaç gelir arkadaşlar? Yok. Kaç? 58 mi gelir? Aynen öyle. Zaten senden BAC isteniyor. Bak bakayım BAC'ye. Aa hocam burada kaçı? Yani benden A artı B isteniyor. A artı B'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 58 bulmuştuk. Cevap 58. Yani tanımını değil de başlığına göre çözüm yöntemi üretebiliriz arkadaşlar. Mesela geldik buraya. Çevrel çemberin merkezi O'ymuş. G'de ağırlık merkezi. Çevrel çemberin merkezi dediyse hemen çevrel çemberini şöyle çizelim arkadaşım. Çizdim. Bak çizdikten sonra yorum yapacağız. Eğer çevrel çemberin merkezi burasıysa hocam bu bir çap bak üçgende çap. Çapı gören çevre açı nedir? 90 derecedir. Madem çevre çemberin merkezi burası. Bu da yarı çap, bu da yarı çap. Hocam G'yi boşu boşuna vermemiştir. Ben bunu çizecek olursam G'den geçen aynı zamanda kenar ortaydır. Yani AB BGO doğrusal oldu.
Hocam buradan çizilen de kenar ortay. Bak bu da yarıçap. Yani şurası da eşit oldu. Hocam ne oldu? Yarıçap. Muhteşem üçlü çıktı burada. Ve ağırlık merkezinden dolayı 1'e 2 oranında var. Yani k iken burası 2k. Eşit 3k. Burası da 3k. Burası da 3k olduğundan. Adam sana diyor ki GO yani k bölü AC istiyor senden. Yani 6k isteniyor. Cevabımız böylelikle ne yaptı? 1 bölü 6 yaptı arkadaşlar. Tamam. Geldik 9'a. Hocam yine dışarıda ne yapacağız? Bak işte bunda karışıklıklar olabilir. Sen yine bence çiz. Şu çemberi çiz kardeşim. Çemberi çizdiğinde çemberin merkezi burası ya. Bak şimdi. En etkili silahın yarıçap. Merkezden buraya yarıçap çizelim zaten. Buraya da yarıçap çizelim. Buraya da yarıçap çizelim. Zaten bu çevrel çemberin tanımı zaten. Merkezden köşelere geldiğin zaman bunlar birbirine eşit hocam da diyebilirsin. Sıkıntı yok. Bu da eşit olacak. Şimdi neler verilmiş onlara bakalım. Bak AC'ye 32 demiş. Hocam AC uzunluğu 32 ise bak ikizkenarda çizilen yükseklik konumunda oldu burası. Hocam madem bu bir ikizkenar üçgen, ikizkenarda çizilen yükseklik ne yaptı? Tabanı iki eş parçaya bölecek. Yani 16'ya 16 olacak burası. Sana OB'yi de 20 vermiş. Hocam OB'yi yarıçap. Burası 20 ise burası da 20, burası da 20. Direkt Pisagor çıktı mı? Çıktı. 16 20 ne üçgeni? 12 16 20 üçgeninden cevabı 12 buluruz. Bak çemberi çizdiğin zaman yani çevrel çemberin merkezi demiş. Çemberi çiz kendiliğinden çıkıyor. Ha yok sen eğer öyle değil ben tanımını biliyorum hocam dersen işte ABC üçgenin çevrel çemberin merkezi demişse ABC köşelerine çizdiğinde bu üç tane uzunluk birbirine eşit olacak şeklinde de yapabilirsin tabii ki. Geldik kenar orta dikme merkezine. Adı üstünde ortadan dik. Ortadan dik ve bu ortadan dik. Kenarın orta diki, kenarın orta diki ve kenarın orta diki olduğundan dolayı biz buna kenar orta dikmeleri diyoruz. Kenar orta dikmeleri de üçgen içinde bir noktada kesişir. Ha, üçgenin içinde olabilir, üzerinde olabilir ve dışında olabilir arkadaşlar. Şimdi geleceğim buraya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hocam, bu kenar orta dikme merkezi kolay aslında. Kenar orta dikmelerini kestirdiğimiz yer. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kenar orta dikme merkezi aynı zamanda bir merkezle aynıdır. O da hangisidir biliyor musunuz? Beraber ispatlayalım isterseniz. Hocam burada dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Hop çizdik. Hocam dik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Hocam bu da eşit. Bu da eşit. İkiz kenardan. Hocam bu da buradaki ikiz kenardan. Burası da eşit oldu. A, O noktasının köşelere olan uzaklıkları birbirine eşit oldu. Neyin merkezi bu? Biraz önceki gördüğümüz yani bu videoda biz aynı merkezden bahsediyoruz. Kenar orta dikme merkezi aynı zamanda çevrel çember merkezidir arkadaşlar. Aynı zamanda çevrel çemberin merkezidir. Tabi bazen bu kenar orta dikmeleri kullanacağız. Bazen çevrel çemberin merkezi olmasını kullanacağız. Her ikisi de aynı noktadır. Mesela bir soru kökünde şöyle bir şey gördüğünüz zaman. İşte bir nokta soruda bir nokta sorarlar. Aşağıdaki hangi noktadır diye sorduklarında hem kenar orta dikme hem kenar orta dikme merkezi hem de çevrel çemberin merkezi dediği zaman ikisini direkt eleyebilirsiniz. Çünkü her ikisi de aynı nokta. İki şıkta olamaz cevap, değil mi arkadaşlar? Evet, buna da dikkat edin. Evet, bunlar birbirine eşit olduğundan dolayı aynı zamanda çevrel çemberin merkezi oldu. İçinde ne zaman olacak o zaman? Biraz önce öğrendik. Dar açılı üçgenin içinde. Dik açılı üçgende üçgenin üzerinde hatta hipotenüs üzerinde ne zaman dışında geniş açılı üçgende de üçgenin dışında oluyor arkadaşlar bu kenarorta dikmesi. Siz kenarorta dikme merkezini duyduktan sonra sorusuna göre hangisi daha kolay yapılıyorsa ya kenarorta dikmesinden gidersiniz ya da buradaki merkezin köşeleri olan uzaklığından gidersiniz. Sonuca artık sorusuna göre değişiklik gösterecek arkadaşlar. Bakalım örnek 10'da ne diyor mesela? Örnek 10'da diyor ki şekilde birim kareli kağıda çizilen üçgenin kenar orta dikme merkezi hangi karenin içinden geçer? Mesela biz bunu çevrel çemberin merkeziyle biraz zor yaparız. Yani bu üç köşeye de eşit uzaklıkta olan bir nokta. Hocam hangi nokta? Şu mu? Şu mu? Şu mu? Kestiremeyebiliriz. Köşelerde olsa belki evet. Mesela şu köşede olsa hocam şu uzunluğu bulurum Pisagor'dan, bu uzunluğu Pisagor'dan, bu uzunluğu Pisagor'dan bulup ona göre işlem yapabilirim. Ama burada maalesef hangi şeyin içinden geçer diye soruluyor bize. Hangi karenin içindedir diye soruluyor.
Buradaki nokta D'nin içinde olması, sen buradaki noktayı tam bilmiyorsun ki, bu uzunluğu, bu uzunluğu, bu uzunluğu tam olarak bulamayabilirsin. O yüzden kenar orta dikmelerinden gitmek en mantıklısı. Bakalım şuraya. Hocam bak, şu tam birim karelerin köşelerinden geçiyor. Birim karelerin köşelerinden geçtiği için tam bunun ortasını bul bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 1, 2, 3, 4 deyince 4, 4'e 4. 1, 2, 3, 4. Tam ortası burası mı yapıyor? 1, 2, 3, 4. Evet. Hocam bu nasıl gidiyor? Dikkat edin. Dikkat ederseniz bu hocam nereden geçiyor? Tam ortadan geçecek ve buna dik olacak. Şu birim karelerin köşelerinden geçiyor ya, 45'e 45 olduğu için bu da 45'e 45 yapmak zorunda. Yalnız zıt yönünde. Yani bu sağa yatıksa bu da sola yatık şeklinde olmak zorunda. Yani şöyle bir şey mi olacak arkadaşlar? Evet. Direkt kenarorta dikmesini şu şekilde çizince arkadaşlar tek bir hamlede bulmuş olduk. Ya da nasıl yaparsınız burada? Şöyle de yapabilirsiniz. Hadi hadi, ya burası da karalı olsaydı. Hocam iki şık arasında kalacağız. O zaman ne yapacaktık? O zaman bunun kenar orta dikmesini bulacaksın. Hocam bunun tam ortası. Bakın, iki tane yatay. Bir yatay, iki yatayın tam ortasında. Yani şurasında değil mi arkadaşlar? Evet. Bunun ortası burası. Bu sola yatıksa öbür dikmemiz de sağa yatık olacak. Biraz analitik bilgisi de gerekebiliyor burada. Hocam bunun eğimi ne? X eksenine yaptığı açı. Şöyle bakacak olursak hocam 1 bölü 3. Öbürü de 3'e 1 olacak. Yani eğim 1 bölü 3 iken eksi 1 bölü 3 olan, pardon, ters çevirip eksiyle çarpmış. Yani eğimler çarpımında eksi 1 olması lazım. Ters çevirip çarpmış eksi 1 yapacak. Biraz analitik bilgisi de gerekiyor tabii ama burada da anlatalım bunu. Eğimi 3 olan doğruyu arayacağız. Yani bu ne demek arkadaşlar? Eğimi 3. Dikeyde 3, yatayda 1 birim olacak. O şekilde gideceğiz. Dikeyde 3, yatayda 1 birim. Şöyle mi geliyor arkadaşlar? Evet. Dikeyde 3, yatayda 1 birim daha. Yine git. Şöyle geliyor. Yine dikeyde 3, yatayda 1 birim daha gittiğin zaman yine böyle geliyor. Bakın nerede kesmiş oluyor arkadaşlar bu? Tam da C köşesinin içerisinde kesmiş oluyor. Yani cevabımız C olmuş oluyor. Bakın, çevrel çemberin merkeziyle bunu yapamam ama bu kenar orta dikme merkeziyle tam orta noktasından dik, ortadan dik olan doğrusu boyunca yaptığımız zaman sonuca bu şekilde ulaşırız arkadaşlar. Örnek 10 Cihan oldu. Geldik örnek 11'e. ABC bir üçgen, bir şeyler verilmiş. Bunlar eşit, bunlar eşit, bunlar eşit verilmiş arkadaşlar. ABC üçgeninin kenar orta dikmesinin merkezi EFD üçgeninin hangi özel noktasıdır? Evet, ABC'nin kenar orta dikmesinin merkezi. Mesela şu nokta. Sen kenar orta dikmenin merkezini böyle çevrel çemberin merkezi yaparsan eğer sorunun çözümüne ulaşamazsın mesela. Şuradaki eşitliklerin mantığını kullanamıyorsun mesela. O zaman ne yapacağız? Kenar orta dikme merkezini kullanacağız. Hocam buradaki ortadan dik olan bir doğru, şu doğru, şu doğru. Mesela şöyle bir doğru. Şurada ortadan dik olan bir doğru, şöyle bir doğru. Ondan sonra burada ortadan dik olan bir doğru, şöyle bir doğru arkadaşlar. Ortadan dik, ortadan dik, ortadan dik olan doğru, bak burada kesişti. İşte bu doğruların kesişimi bu EFD üçgeninin hangi özel noktasıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Değil mi? Bakacağız. Arkadaşlar bunlar eşit, bunlar eşit. Şurada bir ortaban sağlandı. Yani şunlar birbirine paralel oldu mu gençler? Oldu. Yani burası paralelse, hocam burası 90'sa Z'den dolayı burası da 90 derece oldu. Aynı şekilde hocam şunlar eşit. Şunlar da eşit. Şunlar da birbirine paralel olmuş oldu. Bunlar da birbirine paralelse burası 90'sa Z'den dolayı şuradaki açı da 90, yani burası da 90. Aynı şekilde hocam şununla da şu paralel, yine Z'den dolayı burası da 90 derece oldu. Bakın sarı üçgenin hangi özel noktası olmuş oldu arkadaşlar bu? Bak bu yükseklik oldu. Bu da yükseklik oldu. Bu da yükseklik oldu. Yükseklerin kesim noktası oldu. Yani yükseklerin kesim noktası da nedir? Diklik merkezidir. Arkadaşlar bu soru üniversite sınavında çıktı çok öncelerde. Yine böyle bu mantıkta sorular karşınıza gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Evet, yapalım, öğrenelim bunu. 11. soruyu da böylelikle bu şekilde bulduk. Geldik 12. soruya. Yani son sorumuza. Bak ne diyor? ADE bir üçgen. Tamam. ADE bir üçgen. BKC DE'nin elemanı. Yani şu doğrusal diyor bize. DBKCE doğrusal demek bu. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. AB ile AC eşit. Bir de OK dik BC. OK ile BC birbirine dik. Hocam O noktası ABC üçgenin kenar orta dikme merkezi. Bak, nerenin kenar orta dikme merkezi? Şuranın hocam.
Peki niye x kenarlığı vermiş? Hocam bu kenar orta dikme merkezi ise şu tabanı kes parçaya böldü. Aynı zamanda bu bir yüksekliktir. İkiz kenarlığı bak bu şekilde kullanabilirim. Çünkü ikiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda açı ortaydır değil mi arkadaşlar? Evet burası yükseklik oldu. Tamam. Devam edelim. Şimdi bir de şöyle bir şey vermiş. Ne demiş? İki tane KB, Kenan B uzunluğu. Yani buraya A dersem, KB uzunluğuna A dersem. Hocam burası da A oldu. Artı BD uzunluğu. BD uzunluğuna da B diyelim. Bakın 2A artı B AE'ye eşitmiş. 2A artı B. Bu da EB'nin uzunluğu da 2A artı B yaptı. Evet yazalım bakalım o zaman. AE uzunluğu 2A artı B'ymiş. Bir de neresi arkadaşlar? 2A artı B'ymiş. EB'nin uzunluğu. EB'nin uzunluğu da 2A artı B'ymiş. Ha, burada 2A'sı varsa burası da ne oldu? B yaptı. A dikkat edin arkadaşlar. A artı B'ye A artı B. Büyük üçgende bu bir yükseklik demiştik ya. Yükseklik tabanı keş parçaya böldü. Yani o zaman bu da bir ikizkenar üçgen değil midir arkadaşlar? Evet. Yani şöyle ikizkenarlığı göstereyim isterseniz. Şununla şu birbirine eşit olur. 2A artı B ise burası da 2A artı B olur. Hatta dikkat et. Şurası da 2A artı B. Bak. Hatta dikkat et. Şurası da 2A artı B. Yani şunlar da birbirine eşit oldu. Peki bize diyor ki olduğuna göre O noktası ADE üçgeninin hangi özel noktasıdır? ADE üçgeninde O noktası nedir? O zaman ben O noktasını kullanacağım. Buradan gelen ne oluyor acaba? Ona bakacağım arkadaşlar. Ya da buradan gelen ne oluyor ona bakacağım. Ama ben öncelikle şunu tam kullanmadım galiba. Gençler. Hocam bu kenar orta dikme merkezi demiş bize. Eyvallah. Buradan gelen ortadan dik. Kenarı ikiye parçaya böldü. Hocam buradan gelen de şuradan çizdiğim de dik tabanı ikiye parçaya bölecek. Şuradan çizdiğim dik de tabanı ikiye parçaya bölecek. Orta dikmelerin kesişim noktası oluyor değil mi burası arkadaşlar? Evet. Yani şunlar da birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle 3 tane eşitlik diye göstereyim bunu. Peki biz burada bir ikizkenarlık fark ettik mi? Fark ettik. Aa, bu ikizkenarda da şu orta dikmesi aynı zamanda yükseklik olmaz mı arkadaşlar? Yani şu doğrusal olmak zorunda. Hocam bu da ikizkenar oldu. Bu da aynı şekilde orta dikmesi yükseklik olmak zorunda. Hocam yükseklerin kesim noktası mı? Değil. Dikkat. Bu yükseklik aynı zamanda şu ikizkenar üçgende açıortay. Hocam bu ikizkenar üçgende bu da yükseklik ya aynı zamanda nedir? Açıortaydır. Hocam artık ben şuna bakacağım. Şuradaki nokta büyük üçgenin hangi özel noktası oldu? Büyük üçgende bak yükseklerin kesim noktası derseniz, dik merkezi derseniz yanılırsınız. Büyük üçgende yükseklik değil ki bu. Şu üçgende yükseklik. Devamını getirsem burası yükseklik değil. Dikkat. Ama dikkat edin büyük üçgende buradan gelen açıortay oldu. Buradan gelen de açıortay oldu. O zaman burası ne oldu? İki tane açıortayın kesim noktası mı oldu? Aynen öyle. Biz ona ne diyoruz? İç teğet çemberin merkezi adını veriyoruz arkadaşlar. Yani cevabımız iç teğet çemberin merkezi çıktı. Ve böylelikle son soruyu da hallettik ve burada ne yapacağız arkadaşlar? Son bir notumuzu da verelim. Eşkenar üçgende bütün merkezler, ya bütün merkezler derken dış teğet çemberin merkezi hariç arkadaşlar. Hani orada bir koyabilecek, yazabilecek bir cümle bulamadım maalesef. Bütün merkezler aynı noktadır. Yani iç teğet çemberin merkezi şöyle. Arkadaşlar yükseklik çizdiğim zaman eşkenar üçgende bakın. Yüksekler bir noktada kesişiyor demiştik ya. Tamam, yüksekleri çizdik mesela. Hocam yükseklik, yükseklik, yükseklik. Yükseklerin kesim noktası burası değil mi? Aynı zamanda eşkenar üçgen olduğu için bu açıortaydır. 30-30, bu da 30-30 oldu, bu da 30-30 oldu. Aa hocam burası iç açıortayların kesim noktası oldu. Çok güzel. Aynı zamanda arkadaşlar yükseklik tabanı iki eş parçaya bölüyor. Bu da iki eş parçaya bölüyor. Bu da iki eş parçaya bölüyor. Aa hocam aynı zamanda buradaki nokta ne yaptı? Kenar orta dikme merkezi yaptı. Yani bu çevrel çemberin merkezi yapıyor aynı zamanda. Hatta şöyle bakacak olursanız biz buraya hani iç teğet çemberin merkezi dedik ya buraya. İç teğet çemberin üstüne şöyle çizecek olursak normalde çizmeyin diyorum ama şöyle bir özel durum da çıkıyor. Bu iç teğet çemberin merkezi ise bu yarıçap. Hocam 30'un karesi 60'ın karesi r kök 3 yapıyor. Hatta burası da r, burası da r. 30'un karesi r kök 3'ü 60'ın karesi da r kök 3'ün kök 3 katı 3r yapacak. Burası da r oluyor. Yani bir de şöyle bir durumda geliyor arkadaşlar. Şu dikme olan kısım r iken burası da ne oluyor? 2r. Aynı zamanda ağırlık merkezi de daha doğrusu kenar ortayların kesim noktası ya. Bakın ağırlık merkezi iç teğet çemberin merkezi. Ondan sonra yükseklerin kesim noktası.
Bir de ne diyoruz? Çevrel çember. Çevrel çember merkezi de aynı nokta. Hatta kenar orta dikme merkezi de. Kenar orta dikme merkezi de aynı nokta. Bir tek dış teğet çemberin merkezi dışarıda olduğu için o nokta tabii ki ayrı bir nokta arkadaşlar. Bakın burada da R, R, R sağlanmış da oldu arkadaşlar. Buradaki notu da düşünelim. Bazı sorularda karşımıza çıkacak. Gençler, kendini genç hissedenler. Bitti mi üçgenler? Bitti. Gençler artık siz TYT denemesinde, AYT'de de yine netler yapabilirsiniz. Şunun garantisini verebilirim. Üçgenler bitti mi bitti. Adam akıllı bitti mi bitti. En az 5 net garanti diyebiliyorum arkadaşlar. En az 5 net. Hatta TYT denemelerinize girdiğinizde sizler ama bir özgüven olacak. Ya ben geometride 5 net yapabiliyorum diyeceksin. En az 5 net diyorum ha bak onu da altını çizerek söyleyeyim. Sen şu an farkında değilsin. Dikdörtgen, kare, paralel kenar, işte ne bileyim yamuk gibi konulardaki soruları da çoğunu yapabilecek seviyedesin. O yüzden en az 5 diyorum. Aslında normalde 7 net bile yapabilecek durumdasın şu anda. Tamam. 7 net yapabilecek durumdasın. O yüzden sınavlarda rahat geometri anlamında sınavınız büyük ihtimalle rahat geçecek. Ha, bazı sınavlar çok kasıntılı gelebilir. Onlarda işte 5 net ya da 4 net de çıkartabilirsiniz ama genelde ortalamanız 5 ve üzeri olacaktır. Hiç merak etmeyin. Üçgenlerin o kadar önemli olduğunu zaten deneme sınavlarında da göreceksiniz. Ya sadece üçgenlerle yani geometrinin yarısından fazlasını yapabilecek konumdasınız arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. Ya bundan sonraki hayatınız da zaten üçgenleri çok iyi öğrendiğiniz için geometri hayatınız da çok iyi geçecek zaten. Ya bunun garantisini veriyorum. Gerçekten veriyorum. Çünkü bundan sonraki konuları hep üçgen temelli anlatacağım. Hep üçgenlere bir atıfta bulunacağım arkadaşlar. Çok faydalanacaksınız. Çok güzel işler yapacaksınız. Hadi bakalım. Bu üçgenleri bitirdik. Bundan sonra sırada ne var arkadaşlar? Bundan sonra sırada şeyler var. Üçgenlerle ilgili testler var. O zaman testleri de bitirelim. Üçgenleri tam bitirelim değil mi arkadaşlar? O zaman bir sonraki haftada yani testlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.